Evet, 3. genel tekrar videomuza devam ediyoruz. Buyurun hocam. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası, Türklerin sahne çıkışı. Evet. Şimdi bir harita üzerinden böyle aklınıza bir şeyler oluşsun diye haritada bir göstereyim. Bu gördüğünüz bölge Türklerin yaşadığı bölgedir. Özellikle Ötüken ismini çok duyacaksınız. Uygurlarda da Karabalgasun kısmını duyacaksınız. Bu kısım Sibirya kısmı buradan başlıyor Türkler. Hindistan'a kadar olan kısım. Batıda ise Hazar Denizi, doğuda ise Atlas Okyanusu'na kadar bir geniş alanda bir imparatorluk kurmuşlar. Evet. Şimdi önce Türk kelimesinin anlamına bakacağız. Farklı tarihçiler isim vermişler. Türklerle ilgili farklı anlamlar çıkarmışlar. Çinler farklı bir şey söylemiş, Bizanslar farklı bir şey söylemiş vesaire vesaire. Milli eğitimde bu var, bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi Çin kaynaklarında Türkler Mifer olarak geçiyor. Kaşgarlı Mahmut ise buna olgunluk çağı demiş. Türkler için. Vemre ise türemek demiş. Ziya Gökalp nizam sahibi, töre sahibi gibi bir adlandırmada bulunmuş. Dorfer ise devlete bağlı halk demiş. Peki Türk adı ilk defa hangi kaynaklarda geçecek? Cevabımız Çin kaynakları. Evet, tam diyecektim. Türkiye adı ise ilk defa Bizans kaynaklarında geçecek. Evet. Bizans Orta Asya için Türkiye ismini kullanacak. Daha sonra Anadolu ismine, yani Anadolu'daki kısma Türkiye diyeceğiz. Evet. Şimdi Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya Türklerin doğduğu yerdir. Hı. Baktığımız zaman nereden başlıyor? Doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, İtil boylarına, güneyde Hindikuş, Karanlıklar ve kuzeyde Sibirya'ya kadar uzanır. Orta Asya'ya Türk göçlerinin nedenleri. Şimdi Orta Asya kurak bir bölge. Hı hı. Kurak olduğu için yazları böyle çok sıcak, kışları böyle çok soğuk. Hı hı. Şimdi dağlık da bölge, bazı yerler düzlük vesaire. İklim değişikliğinden dolayı Türkler göç edecekler. Kuraklık. Sonra kuraklık olacak. Salgın hastalıklar. Salgın hastalıklar ve hayvan hastalıkları ve bulaşıcı olduğu için haliyle terk etmek zorunda kalacak. Tarım alanı daralır, nüfus otlak artar. Ve tarım alanları ki Orta Asya zaten tarım alanı konusunda sıkıntılı, evet, bir yer. Nüfus artacak. Nüfus artınca yaşam alanı daralacak. Karın doyurmak zor olacak. Tabii. Yaşanan topraklarda işte nüfusun yeterli fazla olması, artması vesaire. Boylar arasında mücadele, dış baskılar dediğimizde Çin İmparatorluğu gelecek aklınıza. Çin'de hep böyle bir dövüş halinde olacağız. Şu güzelmiş bak, Türk boylar birbirine bağlılığı, biri gitti mi birader biz de geliyoruz. Aynen, evet. Şu anda İstanbul'da var hocam. Bir yerden göçmüşler. Sivaslılar. Aynen, işte biz ondan göçmüşüz. Her yerde Sivaslılar var. Peki bu Türk göçlerinin sonucu ne olmuş hocam? Şimdi Orta Asya Türk göçlerinin sonuçlarına baktığımızda gittikleri bölgelerde Türkler nereye gidecekler? Önce ona bakalım. Türkler Anadolu'ya, Suriye'ye, Orta Avrupa'ya ve Sibirya'ya yerleşecekler. Bunu bileceğiz. Farklı kültürleri etkileyecekler. Kendileri. Sonra farklı Türk kültürlerden etkilenecekler. Evet. Bakın. Sonra göç ettikleri yerlerde farklı isimlerle devletler kuracaklar. Mesela Asya Hun Devleti gibi vesaire vesaire. Evet. Ve arkadaşlar farklı devletlerden devlet yönetimi açısından etkilenecekler, askeri açıdan da etkileyecekler. Bakın savaşçı dikkat, milletiz. Askeri açıdan etkileyecekler. Savaşçıyız. İlk Türk devletleri Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri Asya Hun Devleti. Evet, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti. Hocam şu coğrafyayı görüyor musun? Muazzam. Nasıl bir azim. Vermehteri ver. Evet arkadaşlar, inanamıyoruz değil mi? Çin'i almışlar, Orta Asya'yı almışlar, Türkistan'ı, Kırgızistan'ı, Moğolistan'ı, Hindistan'a kadar birçok yeri almış arkadaşlar. Burası Asya Hun Devleti'dir. Ama şimdi kuracağız, sonra yıkacağım arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi başkentimiz Ötüken'dir. Birçok devlete başkentlik yapacak. Kurucusu Tuğman'dır. Bakın Teoman. Teoman o dönemde Şanyu Tanhu unvanı da verecekler. Dikkat. Bak Şanyu ve Tanhu unvanı da verecekler. Teoman tabi ardından oğlu Metehan hükümranlığı ele geçirecek. Ve Teoman'dan sonra Metehan en parlak dönemini yaşatacak arkadaşlar. Ve onluk sistem dediğimiz ilk düzenli orduyu kuracak. Onluk sistem nedir? Onbaşı. Binbaşı. Ondan gidiyor. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı. Ondan sonra vesaire vesaire gidiyor. Tümene kadar gidiyor. Bunu ilk defa yapan Metehan'dır. Dikkat. Metehan Asya devleti açısından tehlike gördü. Çin'i baskı altına alıyor ve Çin'le yapılan bütün mücadeleleri kazanıyor. Hocam. Ve Çin'i vergiye bağlıyor. Fakat Çin'e yerleşmiyor. Neden biliyor musunuz? Diyor ki Türkler Çin'e yerleşirse asimile olur. Yani kendilerini kaybederler.
Mete zamanında Asya Hun Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaşmıştır ki en parlak dönemidir. En parlak dönemdir. Mete Han'dan sonra başa geçen Kyok döneminde çok Çin'le bir hata yapacak. İlişkiler kurulmuş. Türk beyleri Çinli işte burada. Evet. Çinli prensesler evlenme. Ya arkadaş bizimkilerde değil mi? Yani ne kadın var? Düşkünlüğü. Ha ya şey mi o hiç? Yani Türklerle evrensel belki devam edecek. İşte orada zaten. İşte hemen bak işte Türk kadınlarını aldatırsanız böyle olur arkadaşlar. Tabii Çin prensesler. Sonra prensesler geliyor. Nasıl oluyor? Katipler getiriyor, beraberinde neredeyse 100 kişi getiriyor. Ortalığı karıştırıyor, kardeşi birbirine düşürüyor vesaire. Hop, devlet yine parçalanıyor. Kyok öldü. Sonra ne oldu? Huan Ye dedi ki, ben dedi Çin egemenliğine gireceğim dedi. Kurultay'da çıktı. Çiçi dedi ki, sen ne yapıyorsun ya dedi. Olmaz böyle bir şey. Biz hep bağımsız yaşadık. Gerekirse ben başıma alır giderim, göç ederim. Ve arkadaşlar Doğu Hunları Çin hakimiyetine girerken Batı Hunları Hazar Denizi'nin oradan göç edecekler. Yani böyle ve kavimler göçünün başlamasında etkili olacak. Adamsın Çiçi. Kavimler göçü. 358 tarih arasında kavimler, bir sürü kavim böyle, bir tane değil, bir sürü kavim topluca göç edecekler. Nereye? Avrupa'ya, özellikle Hunlar yıkıldıktan sonra Karadeniz'in kuzeyinden göç başlayacak. Sonra Türkler önlerine gelen Cermen, Ostrogot, Vizigot gibi Vandalları kovalayacaklar. Bunlar kaçacaklar Avrupa işine. Sonra yalnız gönderdiklerimiz barbar, biz gene abi yukarı doğru gitti değil mi? Evet. Yani, top önümüze açmadan. Tabii ne oldu? Avrupa'da hemen bir karışıklık oldu. Avrupa'nın etnik yapısı değişti. Günümüzdeki Almanlar. Hepsi bizim yüzümüzden. Tabii. Hocam günümüzdeki Almanlar, İspanyollar, hepinizi biz kurduk oğlum. İngilizler adam bu dönemde mı? Etnik yapısı oluşuyor. Bakın bu dönemde oluşuyor. Bu genel kültürdür. Roma İmparatorluğu, koskoca Roma İmparatorluğu'nun iki ayrımasına neden olduk. Türk'ün gücü. Bir göçlük ortalık dağıldı. Sonra kilise ortaya çıkıyor. Bu kilisede sonra diyor ki ben skolastik düşünceye tabi olacağım. Nedir? Düşünmeyeceksin, sormayacaksın. Ben kilise ne diyorsa odur. Akıllı ol diyecek. İlk çağ sona eriyor. Orta çağ başlıyor. Feodalite ortaya çıkıyor. Avrupa Hun Devleti kuruluyor. Kuruluyor. Ve Avrupa Hun Devleti'ne merhaba diyoruz. Avrupa Hun Devleti arkadaşlar Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti olacaktır. Kim kuracak? Balamir. Nerede kurulacak? Tuna Nehri kıyısında kurulacak. Fakat en parlak dönemini Atilla döneminde yaşayacak. Evet. Ve Atilla Doğu Roma'ya iki tane sefer düzenleyecek. Doğu Roma neresi? İstanbul buradır. Bizans. Evet. Biri Margus, ikincisi Anatolius Antlaşması'nı imzalayacak. Ve ardından Galya seferine çıkacak. Fakat Galya seferinde Roma ordusu da bu yaptığı savaşı böyle net bir üstünlük sağlanamayacak. Ama her iki tarafta ağır kayıplar verecek. Atilla daha sonra İtalya seferine çıkacak. Birinci Papa diyecek ki Atilla gözünü seveyim ben sefere çıkma. Atilla da düşünecek tamam diyecek. Hem orası zaten Roma artık benim gücümün farkına varmış. Hem orası kutsal bir yer vesaire. Hem de benim düşmanım Sasaniler gibi düşüncelerden dolayı Papa'yı kırmayacak. Ve o seferden geri vazgeçecek. Sonra zaten ölecek, zehirlenecek. Ardından devlet zehirlendikten sonra Atilla öldükten sonra İlek, Dengizik, İrnek arasında bölünecek. Hap bilgilere dikkat arkadaşlar. Ulduz döneminde Türkler ilk kez Anadolu'ya ayak basmışlar. Hop, önemli bir bilgi. Dikkat. Atilla Avrupalılar Tanrı'nın kırbacı demiş. Neden? Çünkü Atilla'dan korkuyorlar. Tabii. Tanrı'nın onu gönderdiğini düşünüyorlar. Ve Almanların destanında, Nibelungu destanında etsel olarak tarihe geçmişler. Evet. Birinci Köktürk Devleti. Bu Minkan tarafından Avarlar'da bir komutan. Sonra gücü eline burada alacak. Ötüken'in niye önemli olduğunu bak burada Ötüken'de kuruluyor. Demek ki Ötüken o dönemde Türklerin başkenti. Evet. Bu Minkan tarafında Ötüken merkezi kurulacaktır. Daha sonra kardeşiyle paylaşacak. Sen benim kardeşimsin. Sen de Batı'yı yönetecek. Kardeşi istemi yapkudur. Kaşim. En parlak dönemi Mukankan dönemidir arkadaşlar. Tabii Köktürklerin bu işbirliğine dikkat edin. Köktürkler sonra Sasanilerle kanki olacak. Kanki ne yapalım? Gel şu Akunları yıkalım diyecek. Ve Akun devletini ortadan kaldıracaklar. Sonra Köktürkler Sasanilerle anlaşamayacak. Araları bozulacak. Evet. Ve Köktürk gelecek bununla kanki olacak. Ve Sasanilere karşı bir savaş yapacak. Evet. Ama Sasaniler yıkılmayacak. Tabi Mukan Kağan yerine daha sonra Tapu Kağan geçiyor. Ve Budizm'i kabul ediyor. Bakın bu geçen yılda gelen bir sorudur. Budizm'i kabul ediyor arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Ama halkın hepsi kabul etmiyor. Dikkat edelim. Ve daha sonra bu devlet yıkılacak ve Doğu Batı olarak ikiye ayrılacak. Sonra Çin hakimiyetine girecek. Evet. Evet, bu dönemde Bizans'a gönderilen ilk elçi Manyak'tır. Manyak oradan geliyor zaten. Şimdi Kürşat ayaklanması duymuşsunuzdur. Bizler için önemli bir ayaklanma. Gerçek ismi Çi Si Hua. Yani
Kürşat demek. Evet. 39 arkadaşıyla Çin Sarayı'nı basacak ve veliahtı kaçırmayı düşünecek. Fakat yağmur yağacak, nehir olacak vesaire, böyle nedenlerden dolayı kaçıramayacak ve bütün arkadaşları birlikte ölecek. Yani daha doğrusu şehit olacak. Ama şehit olacak. Bir ateşi de başlatacak. Kürşat. Sonra ne olacak? Kürşat'tan etkilenen Kutluk Kağan. Yani diğer İlteriş. İsmiyle İlteriş. Yani İlteriş ne demek? Derleyen. Toplayan. Toplayan. Çünkü devleti ikinci kez kuruyorlar. Hı. Ve Kutluk Kağan devleti kuracak. Çin üzerine 46 sefere çıkacak. Ardından diyecek ki benim vezirim Tong Yukuk olacak. Tong Yukuk Avrupalılar tarafından Bismarck olarak da bizim Bismarck'ımızdır. Avrupalılar öyle der. Apatarkan olarak da bilinir. Tabi İlteriş Kağan ölümünden sonra Kapkan Kağan geçecek. O da Çin'e sefer düzenleyecek. Ardından 716 tarihinde Kutluk Devleti'nin Kağan'ı Bilge olacak. Yani Bilge Kağan. Bilge Kağan dönemi Göktürklerin en parlak devridir. Evet. Bu dönemde Orhun kitabeleri dikilecek. Bilge evet. Kağan, tabii, Kürtegin, Tong Yukuk adına. Hı, ve tane. Sonra 3 tane boy bir araya gelecek ve İkinci. Köktürk Devleti'ni yıkacak, tarihe karışacak. Köktürk kitabeleri evet, önemli. Hocam bu bizim kendi branşım. İstersen ben anlatayım. Hocam tamam, o zaman evet, bu iş sizde. Köktürk kitabeleri, Orhuniyatlar zaten edebiyat dersinde de anlattık değerli gençler. Biliyorsunuz Türk tarihinin ilk yazılı eserleridir. Danimarkalı William Thomsen tarafından okunmuştur. Köktürk alfabesi ve Çin alfabesi de yazılmıştır. Hatta bunlar zaten kitabe şeklinde bir tarafı Çince, bir tarafı Göktürkçe evet. olarak yazılmış. Ve zaten 3 tanesi önemli. Tong Yukuk, ki Tong Yukuk önemli bir vezir. Siz de bahsettiniz. Evet. Onun anılarını içeren bir kitabe. Sonrakiler Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Köktürklerin esaret yılları, bağımsızlıkları, Çin entrikaları gibi konular. Hatta burada devlet yönetimi hakkında da nasihatların verildiği çok önemli bir eserdir ve ilk siyasetname olarak da kabul edilir. Mükemmel özetledi hocam. Uygur Devleti, buyurun hocam. Evet, Uygur Devleti Kutlu Bilge Kül Kağan tarafından başta Ütüken merkezli kurulacak. Daha sonra başkentleri Karabalgasun olacaktır. Hı hı. Böyük Kağan döneminde Mani dinini benimseyecektir. Maneizm. Çin'den etkilenecekler. Ve Maneizm arkadaşlar Türkleri bir nevi etkisiz hale getirecek. Neden? İşte çünkü et yemeyecek bunlar. Et yemezsek olmaz hocam. Kebap yemezsek olmaz. Sonra savaş yapmamaya başlayacaklar. Çünkü onlarda savaş yasak. Hı-hı. Savaşmayacaksın. Ve savaşçılık özelliklerini kaybedecekler. Ama bir yandan da bilimde, sanatta ve edebiyatta ilerleyecekler. Tabii savaşmazsan o şeylerde şey yaparsın. Tabii tabii. Sonra arkadaşlar Uygur Kağan'ın güçlenmesi üzerine tabii Çingin entrikalara başlayacak. Bu devleti zayıflatmak için uğraşacak. Ve 840'ta Kırgızlar gelecek, Uygur Devleti'ne son verecek. Evet. Uygurlar da ikiye ayrılacak. Sarı, Kansu Uygurları, Turfan Uygurları. Turfan Uygurları günümüzdeki bu şeyde, Çin'deki Uygur Türkleridir hocam. Günümüzde onlar da maalesef. Evet. Şimdi Maniizm dininin etkisiyle ilk defa yerleşik hayata geçtiler. Bakın. Ve yerleşik hayata geçtiysen neyle uğraşırsın artık? Hayvancılığında tarımla uğraşırsın. Sonra dinini yaymak için kağıt ve matbaayı kullandılar. Kitaplar bastılar. Sonra fresk dediğimiz resim sanatında geliştiler. Diğer Türk devletleri ve topluluklar hemen bunlara da değinelim. Evet. Avarlara Çinler Juanlar demiş. Anlamı isimmiş ya. Vızıldan sinekmiş hocam. Öyle diyorlar. O aşırı saldırganlar ya. Hani Juanlar geliyor. Juanlar geliyor falan. Bizanslılar da işte İranlılar da Avar demiş. Biz Türkler de bunlara Aparlar demişiz. Apar. Bayan tarafında kuruluyor. Bir de Macaristan'da kurulmuş. Evet, Macaristan'da. Hocam hem Orta Asya'da da kurulmuş bu. Oradan o tarafa geçiyor. Hem Asya'da göçlerde. Kurulmuş tabii, sonra hem Avrupa'da her iki kıtada da kurulmuş. Çinliler buradan nasıl izin vermişler? Evet, kaçınca oraya gitmişler. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. İki kuşatma yapmışlar. Evet. Kimlerle birlikte kuşatıyorlar İstanbul'u? Sasaniler. Dikkat! Üzengi'yi de Avrupa'ya tanıtıyorlar. Şimdi Bulgarlar. Bulgarlar 583-665 Kubrat Han, Han Kubrat önderliğinde Büyük Bulgar Devleti kurulacak. Fakat Hazarlar yıkacak bu devleti. Sonra bu devlet ikiye ayrılacak. Tuna Bulgarları ve İtil Volga Bulgarları. Asparov, işte Kubrat'ın en küçük oğlu Asparov tarafından Tuna Bulgarları kurulacak. Ve Boris Han döneminde Hristiyanlığı benimseyecekler ve özbenliklerini kaybedecekler zaten ve Slavlaşacaklar. Han'ın ismi de zaten direkt evet. Boris Han'ın oradan gitmiş o. Evet, o gitmiş. Kurtarabileceğimiz şey var. İtil Volga Bulgar Devleti var. Bu da arkadaşlar İslamiyet'i kabul ediyorlar. O dönemde Müslüman tüccarlar geliyor, ticaret de bu esnada evet. İslamiyet'ten etkileniyorlar. O zaman almış Han. Yani o evet. Türkçe Boris olmuş zaten. Almış, gitmiş. İslamiyet'i almış ve İslamiyet'i kabul etmiş. Evet. Bu arada hocam ek bilgi söylüyorum. İbn-i Fadlan Rihlatte eserinde bu devletten bahsetmiş. Güzel. Hazarlar. Hazarlar.
Dikkat, Museviliği benimseyen ilk Türk devletidir. Yani Yahudiliği. Dikkat ediyoruz, bu önemlidir. Ama sadece Museviliği benimsemeyecekler. Onun dışında Hristiyanlığı ve Müslümanlığı da benimseyecekler. Çünkü Hazar'la da hoşgörü var. Dikkat edeceğiz. Emevilerle mücadele etmişler. İslamiyet'in Orta Asya'da başlarda yayılmasını engellemeye çalışmışlardır. Hoşgörülü yönetim anlayışı var. Bir de Pazar, Hazar barışı var. Biz buna ne diyoruz? Pan Hazarya diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Macarlar. Macarlar. Biz Türk kabul ediyoruz. İslamlığı kabul ediyorlar vesaire. Peçenekler Oğuz ve Hazarların baskısı sonucu Karadeniz'in kuzeyindeki topraklara yerleştiler. Peçenekler ilk kez 1035'te Tuna'yı geçerek Bizans'a karşı akınlarını düzenlemişler. Bizans sonrasında paralel askerlik yapan Peçenekler Malatya Savaşı'nda Selçuk ordusuna katılmışlardır. Adamsınız. Ve doğru yolu bulmuşlar. Bunlara ek olarak kim de katılmış? Oğuzlar da, yani Uzlar da. Bir anda benliklere geldi. Tabii Alparslan'ın ordusuna geçmiş yani. Evet. Oğuzlar, Uzlar. Biz. Şimdi Oğuzlar 9 Oğuz Kağanlığı altında toplanıyorlar. Evet. Sonra devlet kuracaklar. Oğuz Yapku Devleti diyecekler. Biz buna ne diyeceğiz? İslamiyet'i kabul ettikten sonra, bakın İslamiyet'i kabul etmeleri önemli. Oğuz adıyla anılacak ve Büyük Selçuklu Osmanlı Devleti'ni kuracaklar. Hocam bir şey daha söyleyeceğim. Romanya'da işte bu Dobruca kısmında hocam Gagavuzlar var. Evet. Halen yaşayan Türklerdir. Evet, onlar da Türk kültürlerini kaybetmemişlerdir. Türkeşler. Türkişler olarak da biliyoruz. Emevilerle bunlar da mücadele etmiştir. Özellikle Sulu Kağan döneminde. Sulu Kağan döneminde yazamadım. Neyse söyledik en azından. Bagat Arkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır. Bunu böyle bileceğiz. Dikkat. Kırgızlar da hocam 840 yılında Uygurlar yıkarak Ötüken'de devlet kurdular. Evet. 13. yüzyılda Moğolların, 19. yüzyılda Rusların egemenliğine gelen Kırgızlar 91'de ise bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ve en önemli destanları bildiğiniz gibi Manas destanı. Neden? Dünyanın en uzun destanı. Evet. Dünyanın en uzun destanıdır. Karluklular 2. Göktürk Devleti'nin yıkılmasından ve Uygurların kurulmasına etkili oldular. 751 Talas Savaşı'nda Abbasilerin yanında yer aldılar. O zaman Müslümanlaşmada da önemli bir... Evet, o zaman ne diyeceğiz? Arkadaşlar Abbasilerle böyle tanışıyorlar, ardından etkileniyorlar, İslamiyet'i kabul ediyorlar. Bunlar bir topluluk olduğu için İslamiyet'i kabul eden ilk topluluktur. Dikkat ediyoruz. Sonra tabii ne olacak? Karluk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han Karahan ünvanını alacaktır. Sonra da Karahanlı. Sonra Karahanlılara dönüşecek. Bak kontağı kurdunuz mu? Önemli bu. Ve sonuç böyle de ilk Müslüman Türk devleti de tabii. Karahanlılar olur ve son olarak Kıpçaklar, Kumanlar. Şimdi Kumanlara baktığımız zaman Türklerin böyle en yakışıklı, en güzel boyuymuş hocam. Tamam. Mavi gözlü. benim söyledim. Sarışın. Benim söyledim Kıpçaklar olarak. Tabii Sivaslar oradan geliyor. Tabii. Doğu Avrupa. Sonradan asimile olmuşuz biraz böyle olmuşuz. Doğu Avrupa, Batı Sibirya, Bozkır bölgeleri dahil buralar. Bunlara Deşti Kıpçak diyorlar. Yani evet. Kıpçak Bozkır anlamına geliyor. Rusların Igor destanına konu olacaklar. Çünkü Kıpçakların Rusların mücadelesi var. Daha sonra Dede Korkut hikayelerine de konu olacaklar. Oğuzlarla mücadeleleri olacak. Ve Kıpçakların bir eseri var. Nedir? Sözlüktür. Bu da nedir? Kodeks Kumanikus. Türkçe açısından oldukça önemlidir.